Küçük Deniz Kızı ve Kayıp Balıklar. Bir varmış bir yokmuş. Okyanuslar dünyasının en güzel deniz kızı olan Arya ve biricik prensi Edward yolculuk gemisine binmiş ve uzak denizlere doğru yelken açmışlar. Yolculuk o kadar keyifli geçiyormuş ki sabah güneşinin güzelliği herkesi büyülüyormuş. Ömrüm boyunca bu sonsuz okyanusta seninle gezebilirim prensim. Edward ve deniz kızı Arya gemiyle uğradıkları adalardan bir sürü tropik meyve toplamışlar. Ananas, mango, Hindistan cevizi, papaya, pitaya. Saraya döndüklerinde bu meyveleri onları seven halka hediye edeceklermiş. Günlerden bir gün prens ve küçük deniz kızı Arya okyanusu seyre dalmışken manzarada bir eksiklik fark etmişler. Prensesim, birkaç gündür okyanusta hiç balık görmüyoruz. Neden acaba? Evet, ben de fark ettim. Dostum Dolphy de birkaç gündür ortalarda görünmüyor. Denizaltı dünyası için endişelenen küçük deniz kızı okyanusa atlayıp su altını, ailesini, arkadaşlarını kontrol etmek istemiş. Prens Leo ile birlikte geminin ucuna doğru yürümüşler. Prensim, eğer gün batımına kadar dönmezsem, bil ki su altında tehlikeli bir şeyler oluyor. Küçük deniz kızı Arya, geminin ucuna doğru yürümüş ve denize atlamış. Suya daldığı anda insan bacakları balık kuyruğuna dönüşmüş. Denizaltı krallığına doğru hızla yüzen Arya, hiçbir balık dostunu görememiş etrafta. Mavi sularda biraz daha gezindikten sonra en yakın balık dostlarına seslenmiş. Dolphy, Willy, yengeç dostlarım, neredesiniz? Ancak Arya etrafta kum taneciklerinin sesinden başka ses duyamamış. O ihtişamlı su altı krallığı, parıl parıl mavi deniz, çok sakin ve bomboş görünüyormuş. Küçük deniz kızı Arya, kuma saplanan bir deniz kabuğunun yanına yüzmüş. Deniz kabukları her dalgayı, her sesi kaydedermiş su altı dünyasında, tıpkı bir günlük gibi. Arya, deniz kabuğunu kulağına koymuş ve yaşananları dinlemeye başlamış. Su altında yine aydınlık ve eğlenceli bir gün başlamıştı. Rengarenk bulutlar, yunuslar, deniz anaları neşe içindeydi. Güneş kumların üzerine düşmeye başladığında kötü cadı Vega ve yardımcısı Snake geldi. Aralarında konuşurlarken duydum ki krallığın hazinesini ele geçirme planları yapıyorlardı. Vega böylece kendi krallığını kurabilecekti. Ve o krallığa Poseidon'u da ailesini de almayacaktı. Daha sonra Vega ve Snake köpek balığı çetesiyle buluştu ve gözden kayboldu. Ben de bu duyduklarımı krala iletmek için kumda ilerlemeye başladım. Ama bir de ne göreyim? Kocaman bir balıkçı ağ suyun altına doğru ağır ağır iniyordu. İşte bu bir felaket. Hemen saklanmalıyım. Deniz kızı Arya duyduklarına inanamamış. Deniz kabuğunu olduğu yere bırakıp hemen balıkçı ağını aramaya gitmiş. Biraz yüzdükten sonra karşısına kocaman deniz hayvanlarıyla dolu bir ağ çıkmış. Hem de içinde en yakın dostu Dolphy de varmış. Ah Dolphy, sonunda seni buldum. Arya, acele et, bizi hemen kurtar. Bunun gibi iki büyük ağ daha var. Deniz kızı onları kurtarma planı düşünürken, Prens Edward, Arya'nın dönmediğini fark edince geminin ucuna doğru gitmiş. Sihirli deniz minaresini çıkarmış ve içindeki tozları yutup
suya atlamış. Denize dalar dalmaz prensin insan bacakları balık kuyruğuna dönüşmüş. Ardından tüm hızıyla Arya'yı aramak için yüzmeye başlamış. O sırada küçük deniz kızı üç büyük ağda bir araya getirmek için çabalıyormuş. Bu ağlardan birinin içindeyse Vega ve Snake'in olduğunu fark etmiş. Vega, Snake, sizler de mi ağlara takıldınız? İnanamıyorum. Senin ne işin var suyun altında? Artık insan olmadın mı sen? Ne olursa olsun balık dostlarımı yalnız bırakmam. Sizi kurtarmaya geldim. Kurtarmaya mı? Sen mi? Bizi mi kurtaracakmış efendim? Öyle dedi, duymadın mı Snake? Bütün kolların ağlara takılmış. Bu şekilde tek başına asla kurtulamazsın Vega. Sen öyle san. Kötü deniz cadısı Vega tüm kibriyle ağdan kurtulmaya çalışsa da başarılı olamamış. Snake, yardım et. Dördüncü kolumu hızlıca çek. İki ağzını da kullan seni şapşik. Başaramıyorum efendim. Dur Vega, daha çok dolanıyorsun. Deniz kızı iyilik yaparak Vega'yı uyardığı sırada yukarıdan bir ağ daha atmış balıkçılar. Ve deniz kızı da ne yazık ki bu ağın içine dolanmış. Yakalandım. Olamaz. Hareket etme Arya. Daha çok dolanacaksın. Buradan senden önce kurtulacağım ve bütün krallığı yok edeceğim. Deniz kızı Arya ağın içinde çırpınırken Prens Edward görünmüş uzakta. Edward! Edward buradayız! Prens tüm gücüyle önce deniz kızını kurtarmış ağların içinden. Korsan balıkçılara engel olmalıyız prensesim. Acele edelim, yoksa daha çok ağ atacaklar. Burada bekleyin, sizi kurtaracağız. Deniz kızı ağın ucunu takip ederek korsan balıkçıların olduğu yere doğru öyle hızlı yüzmüş ki Prens Edward ona yetişmekte zorlanmış. Arya suyun yüzeyine çıkıp balıkçılara doğru bağırmış. Hey korsan balıkçılar, okyanuslara ağ atamazsınız. Aşağıda yaşayan binlerce deniz canlısı var. Onlara zarar veremezsiniz. Korsan balıkçılar deniz kızını aldırış etmeden bir ağ daha atmaya kalkmışlar okyanusa. Arya ise su altı dostlarını kurtarmak için ellerini birleştirip su yüzeyinden gökyüzüne doğru havalanmış. Bunu gören korsanlar hem korkmuşlar hem de onlara seslenen kişinin bir deniz kızı olduğunu fark edince çok şaşırmışlar. Bu sırada deniz kızı Arya sihirli gücüyle dev dalgalar yaratmış ve korsan balıkçı gemisini dalgalarla çok uzaklara göndermiş. Gemi uzaklaşırken yüzeye doğru çıkmaya başlayan ağları da Prens Edward hemen oracıkta koparıvermiş. Ve tüm su altı canlıları balıkçıların attığı bu ağlardan böylece kurtulmuş. Tabii içlerinden yalnızca bir kişi kurtulur kurtulmaz deniz kızına teşekkür etmek yerine hemen kaçmış oradan. Efendim, bizi gerçekten de küçük deniz kızı kurtardı öyle değil mi? Onun sayesinde kurtulmuş olabiliriz Snake. Ama bu asıl amacımı asla değiştirmeyecek. O krallığı yok edeceğim ve bütün hazine benim olacak. Küçük deniz kızının balık dostları kurtuldukları için ona ve prense çok teşekkür etmişler. Biz her zaman su altı dünyasının koruyucusu olacağız. Merak etmeyin.
Deniz canlıları da Arya ve Edward'ın gemisini sonsuza dek koruyacaklarına söz vermişler. Böylece yeniden o masmavi sularda hep birlikte özgürce yüzmüşler. Böyle iyi kalpler sayesinde yeryüzünde ve su altında barış ve huzur sonsuza dek dalgalanmaya devam etmiş. Güzel derin denizlerin tam da ortası. Bu rengarenk dünyada keyifle yaşamam. Ne de güzel bilseniz hep dans ediyor olmam. Haydi siz de müziğe eşlik edin. Ritmi hissedin güzelliklerin her yerde olduğunu keşfedin. Haydi siz de müziğe eşlik edin. Ritmi hissedin güzelliklerin her yerde. Babam denizlerin kralı, var tek kuralı. En güvenli yer denizlerin altı. Aslında görmek istersen iyilik her yerde. Ve işte tam da burada Arya'nın evinde. Haydi siz